Evet, bizi izleyenleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yaklaşık 6 ay öncesinden başlattığımız İktisat Kongresi paydaş toplantıları, arkasından uzman toplantıları ve nihayet bugün sonuncu toplantımızı, uzmanlarımızla, akademisyenlerimizle sonuncu toplantımızı gerçekleştirdik. Geleceği görüyoruz başlığıyla yapıldı bu toplantı. Öncesinde 4 ayrı akademisyen buluşması daha gerçekleşmişti. Demokrasi masası, doğa masası, tarih masası ve nihayet bugün inovasyon masası, geleceği görüyoruz masası. Bu 4 masada çok farklı bilimsel disiplinlerden akademisyenler, arkeologlar, tarihçiler, sosyologlar, iktisatçılar, fütüristler bir araya geldiler ve paydaş toplantılarında ortaya çıkan ilkeleri ve kararları masalarına yatırıp onları kendi bilimsel disiplinleri açısından değerlendirdiler. Sadece onunla da sınırlı kalmadı. Topyekün bir bilimsel disiplin çalışması da yapıldı. Yani örneğin bugün hem geleceğe dair, ülkenin geleceğine dair, dünyanın geleceğine dair vizyonlarını paylaştı katılımcılarımız, hem de aşağıdaki paydaş gruplarından gelen ilke ve kararları değerlendirdiler. Şimdi bütün bu yapılan çalışmaların sonuna yaklaşıyoruz. 11 günümüz kaldı. 15 Şubat'tan 21 Şubat'a kadar 7 gün boyunca çok yoğun bir biçimde bütün bu çalışmaların meyvelerini toplamaya gayret edeceğiz hep beraber. Bugünkü toplantıdan belki bir parça daha önce bahsetmem daha iyi olabilir. Şunu biliyoruz hepimiz, geleceği öngörmek çok zorlaştı. Çünkü çok büyük bir hızla, çok büyük bir değişim yaşanıyor. Ve gelecek aslında kolay kolay artık öngörülebilir olmaktan çıktı. Bugün hocalarımız da ifade ettiler. Ama her şeye rağmen geleceğe dair bir vizyon ortaya koymak, bir hazırlık yapmak da kaçınılmaz. Çünkü aksi takdirde gelecek nasıl olsa geliyor ve eğer sizin bir hazırlığınız yoksa ne getireceği de belli olmuyor ve siz de bu hazırlıksızlık içinde sadece ona tabi olmaya gayret ediyorsunuz. Oysa ki tercihler yapmak, geleceğe dair öngörülerde bulunmak ve bu öngörüler, bu tercihler için ışığında da bir gelecek inşa etmeye çalışmak, evet yapmamız gereken bu diye düşündük. Çünkü aynı 100 yıl öncesinde İktisat Kongresi'nin yöneticisi Kazım Karabekir Paşa'nın söylediği gibi biz sadece geçmişimizden değil geleceğimizden de mesulüz. Yani biz sadece geçmişi değil iyi tasarlanmış bir geleceği de miras bırakmak istiyoruz bizden sonraki kuşaklara. Özetle yine bugünkü toplantıda ifade edildiği gibi bir çağ değişiyor aslında. Yani bu pandeminin önemli bir kırılma noktası teşkil ettiği ve yeni bir çağın kurulmakta olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle de belki bir zihniyet değişimi de gerekiyor. Kurumsal bir takım değişiklikler gerekiyor. Birçok alanda yapılması gereken çok çalışma var. Ama en azından bugün çok farklı bölgelerinden Türkiye'nin, dünyanın buraya bu toplantı için gelen değerli uzmanlarımız, akademisyenlerimiz hepimize umut verdiler. Ve bunun mümkün olduğunu gösterdiler. O nedenle bugünkü katılımcılara herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Her birinin katkısı, her birinin değerlendirmesi son derece zihin açıcı ve yol gösterici oldu. Herkesin katkısına çok teşekkür ediyorum. Ve herkesin hem ciddi bir hazırlık yapmış olduğunu görmek bizim için çok kıymetliydi. Hem de geleceğe dair umutlarımızı, geleceğe dair ümitlerimizi büyüten bir buluşma oldu. Bizler bu topraklarda biraz ortak hayal kurma refleksini kaybetmiştik galiba. Nihayet o ortak hayal kurma refleksinin de geliştiğini görüyoruz. Evet, büyük bir heyecanla takip ettiğimiz bu 6 aylık yolun dediğim gibi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonuna gelirken de
çok önemli miktarda veri toplamış olduk. Şimdi bu verilerin analizini yapıyoruz uzman toplantılarımızla birlikte. Ve nihayet sonuç olarak 15-21 Şubat tarihleri arasında da bütün bu verilerden, bütün bu analizlerden yola çıkarak bir ortak gelecek inşası için adım atmış olacağız. Son olarak şunu söyleyerek bitirmek isterim. Ortak gelecek inşası bizi çok heyecanlandırıyor. 100 yıl öncesinin koşullarında İstanbul işgal altındayken, Lozan mütarekeleri kesilmiş ve heyet geri dönmüşken, daha yeni bir cumhuriyet kurulmamışken, yeni bir devlet kurulmamışken, büyük bir özgüvenle ve umutla toplanan Türkiye'nin her yerinden gelmiş olan delegeler yeni bir ülkeyi tahayyül edip, yeni bir geleceği tasavvur edip yola çıkmışlar. Şimdi de aslında o günün ikliminden, o günün kaos ortamından, toz duman ikliminden çok farklı olmayan bir konjonktür içindeyiz. Hakikaten işsizlik, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, içinde bulunduğumuz küresel krizler, bütün bunlar tabloyu daha da ağırlaştıran sonuçlar ortaya koyuyor. Özetle işte o yeni çağa girerken umudumuzu koruyarak üzerinde yaşayan herkesin çok daha büyük bir mutlulukla, sağlıkla, huzurla yaşayacağı bir ülkeyi yaşayacağımıza olan inancımızı pekiştirmiş olduk. Tekrar tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık, aklına, yüreğine sağlık. Saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, sağ olunuz. Teşekkür ediyorum.